Güneş ışığında parlayan kaslar, donuk bir yüz ifadesi, bıçağı, okları, saçma sapan one-linerları, kan, vahşet ve bir porsiyon God Bless America. İşte John Rambo. İlk kanı onlar akıttı. Rambo 80'lerden sonra dünya çapında popüler kültüre etki etti ve demin saydığım özelliklerle kolektif hafızaya kazındı. Hepimiz Rambo'yu böyle hatırlıyoruz. Tek başına binlerce Vietnamlıyı halleden Rambo, üstün Rambo ve o meşhur yemek masalarında duyduğumuz söz. Amerika Vietnam'ı kaybettiği için Rambo ile tarihi değiştirmeye çalışıyor. Genelde bu tarz sloganlar ve tespitler yanlış çıkar ama bu sefer doğru. Rambo hakikaten tarih revizyonizmi yapmaya çalışıyor. Fakat hatırladığınızdan biraz farklı. Bugün biraz bunu inceleyeceğiz ve bir milletin savaş travması, daha doğrusu mağlubiyetle nasıl yüzleşemediğinin hikayesine bakacağız. Fakat her şey sırasıyla. Baştan alalım şu hikayeyi. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam bataklığına saplanmıştır. Plansız ve kötü istihbaratla çalışan ABD bir türlü istediği sonuçları elde edemez. Konvansiyonel orduların karşısında komünist gerillalar vardır. Elbette ABD ilk defa gerilla görmüyordu. Hatta kendisi kontr gerilla taktikleri geliştirmiş ve hatta tüm dünyada Stay Behind örgütleri de kurmuştu. Bakınız Gladio. Fakat Vietnamlıların artı puanı çevreleriydi. Vietnam jungle'ı Amerikan askerleri için yeşil cehenneme dönüşecekti. Gerilla savaşlarının da en büyük sorunu sonuçsuzluktu. Yani ABD direkt bir zafer elde edemez çünkü karşısındaki düşman net değil, gerilla. Ne denerlerse denesinler, ne kadar bombalarlarsa bombalasınlar, komünistler her bombardıman sonrası tekrardan örgütlenip yeniden denerler. Nixon tam da bu savaştan çekilme sözü vererek başkan olur. Zira yıllardır sonuç elde edilemediği için ABD'de savaş karşıtlığı yükselmiştir. Zor, zahmetli ve aşırı derecede karışık bir görüşmeler periyodundan sonra 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'dan çekilir. Bu çekilmeden 2 sene sonra da Kuzeyli komünistler Güney'i ele geçirir. Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybettiği ilk savaş olur. Fakat asıl nokta askerler. Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 bin askeri öldü Vietnam'da, 300 bin askeri sakat kaldı. Buna ek olarak askerlerin psikolojileri de iyi değildi. Bu D-Day gibi değildi veya Kore Savaşı gibi de değildi. Vietnam çok farklıydı. Askerlerin yarısı eroin kullanıyordu. Her 4 kişiden biri uyuşturucu bağımlısı olmuştu. Bu alışkanlıklar ve psikolojik sorunlar eve dönünce de geçmedi. Aksine daha da arttı. Fark şuydu ki Vietnam Savaşı televizyonlarda yayınlanan ilk savaş oldu. Medya konusunda da farklıydı yani. Öyle ki ABD'deki savaş karşıtlığını körükleyen şeylerden biri de televizyonlarda yayınlanan o yayınlar oldu. Amerikalı askerlerin katliamları burada naklen yayınlanıyordu. İşte bu sebepten dolayı askerler eve döndüğünde kutlamalarla karşılanmadılar. Onlar kahraman değil, canavardı. Tecavüzcü ve çocuk katilleriydi. Bunların hiçbiri olmasalar da gerizekalıydılar. Öyle ya. Onlar 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi dünyayı Nazilerden kurtarmadı. Kore'deki gibi komünistleri püskürtmedi. Onlar boşu boşuna ölen, saçma sapan bir savaşta meze olan aptallardı. En azından halkın gözünde öyle. İşte bir askerin veya bir gazinin yaşayabileceği en ağır şey buydu aslında. Vietnam travması toplumda herkesle oluşmuştu ama özellikle askerlerde farklı bir seviyedeydi. Artık Amerika'nın konuşması ve işlemesi gereken büyük bir olay vardı. Bu savaş ne için verilmişti? Nasıl yürütülmüştü ve neden sonuç başarısız olmuştu? Kim nerede ne hata yapmıştı? Özellikle istihbarat servisleri defalarca yanlış bilgi ve analizlerle orduyu kazanamayacakları bir savaşa sokmuştu. Hatta yani tam anlamıyla savaşa girme sebepleri bile sahte bir olayla yaşanmıştı. Diğer taraftan Amerikalıların devleti güveni kalmamıştı. Nixon'ın Watergate skandalı ve istifası da bu güveni iyice sarstı. Hatta yok etti. Seçilmeden başkanlığa atanan ilk ve tek başkan Ford da Nixon'ın başladığı işlemi bitirerek 75 yılında Vietnam konusunu kapattı. İşte böyle politik bir durumda herkes kendince tespitler ve çıkarımlar ve sanatsal işlemlere başlar. Bunlardan biri de David Morrell'in 1972 yılında çıkardığı First Blood romanı. Hikaye Vietnam Savaşı gazisi olan Rambo'nun otostop çekmesiyle başlar ve baş belası olduğuna inanan polis şefi Wilfred Teasel tarafından durdurulmasıyla devam eder. Evet biliyorum, tanıdık geldi bu kitap. Çünkü Rambo filminin uyarlandığı kitap bu. Hikayenin ana odağı aslında bir savaş gazisi olan Rambo'nun travmaları. Aynı yıl kitabın hakları Warner Bros'a satılır ama kimse bu filmi yapmak istemez. Fazla eleştiriseldir ve Amerikan toplumu henüz böyle bir eleştiriye hazır değil diye düşünülür. O savaş 75'te bitti. Dediğim gibi kitap 72 yılında çıktı. Yani çekinceler gayet doğal aslında. Fakat Warner Bros'ın çekindiği bu eleştiriyi 1979 yılında Francis Ford Coppola yapar. Hem de nasıl yapar? Apocalypse Now. Coppola'nın savaş karşıtı başyapıtı Vietnam faciasını bu kadar net eleştiren en başarılı film oldu. Yani hepimiz biliyoruz. Sinemada, perdede, Wagner'in Walküren'de eşliğinde helikopterlerin belirdiği sahnede bu oynadığı anda herkes karşısında gerçek bir başyapıtın olduğunu anladı. Ki o da Nazilerin Wochenschau'daki şu görüntülerini bir gönderme. Im Morgengrauen überfliegt der Verband das Ägäische Meer.
Savaş karşıtlığında metanın da metası. Bu başka filmler gibi değildi. Savaş eleştirisi hiç bu kadar vurucu, bu kadar net, bu kadar gerçekçi ve bu kadar güzel olmamıştı. Konu sadece savaş değildi. Savaşın geride bıraktığı askerler gazilerdi. 76'daki Scorsese'nin Taxi Driver mesela ya da Rolling Thunder. Tüm bu eleştiri imkanlarının Zeitgeist'la bağlantılı bir sebebi de vardı ama. Ford'dan sonra başkan olan Jimmy Carter. Carter biraz nasıl desek, garip bir başkan. Dış politikada hiçbir şey yapmadığı gibi CIA'nin yapısını komple değiştirip çalışmasını engelledi. Örneğin İran devrimini önceden tahmin bile edemiyordu CIA. Devrim olunca öğrendiler. Bunun yanında pesimist tutumu, sürekli negatif aurası, devletin gücünü ve propaganda imkanlarını hayli kısıtladı ve yıprattı. Carter aynı zamanda dış politikada da yeni bir eksen oturtamadı. Bu da Vietnam'ın daha da kolay işlenip tartışılmasına yol açtı. Çünkü ABD artık kendi bir yere oturtamıyordu. En meşhuru da seçimlerden bir yıl evvel Sovyetlerin Afganistan'a girmesiydi. Carter daha kısa süre önce Sovyetlerle çok iyiyiz, her şey güzel derken bir gece yatağından uyandıran yardımcıları işgalin haberini vermişti. Soğuk savaş yeni bir periyoda girmişti yani. İşte tüm bunlar, tüm bu pasiflik Carter'dan sonraki başkanla değişecekti. Ronald Reagan. Reagan daha seçilir seçilmez ekonomide düzelmeler başlar. Amerikalıların kimlik krizi, ekonomik krizi ve panik hali vardır. Reagan bunu çok iyi kullanır. Ekonomik gelişmeler kendisine desteği arttırır. Reagan iki başkandan sonra çok net dış politika belirler. Reagan doktrini. Çok sıkı bir antikomünist ve bütün gücüyle Sovyetlere yüklenir. Tüm bu dış politika ekseni buna dayanır, buna temellendirilir. Öyle ya, evet Vietnam bir travma ama Soğuk Savaş'ın sadece küçük bir parçasıydı. Asıl Soğuk Savaş sürüyor ve Reagan'ın bu savaş için devlete küsmüş Amerikalıları tekrar kazanması lazım. Bu konuda Ronald Reagan ayrı bir sembol. Dinamik, gülen, güldüren ve basit insanların dillerinde konuşan bir başkan. Her gittiği yerde Sovyetlerle dalga geçmek için anlattığı fıkraları gibi mesela. Out to one of those state collective farms. Grabbed the first worker he came to. Said, how are the crops? Oh, he said, the crops never been better, just wonderful. He said, how about potatoes? Oh, he said, comrade commissar, if we could put the potatoes in one pile, they would reach the foot of God. And the commissar said, this is the Soviet Union, there is no God. He said, that's all right, there are no potatoes. Başkanlığının başladığı 81 yılında Rambo The First Blood filmi nihayet çekildi. Başrolünün Sylvester Stallone'un kaptığı o kült film artık. Özellikle devam filmleri. Fakat Rambo 1 ile Rambo 2 arasında dağlar kadar fark var. Aslına bakarsanız ilk Rambo savaşı ve toplumu eleştiren bir filmken tüm filmde sadece bir kişi ölüyor. O da kendisi helikopterden düşerek. Ne garip değil mi? Rambo halbuki aklımıza öyle mi kazınmıştı? Konuyu bilmeyenler için. Eski Vietnam gazisi John Rambo kendisi gibi Vietnam gazisi olan arkadaşını bulmak için elinde bir fotoğrafla onun verdiği adrese gider. Verilen adrese gittiği zaman arkadaşının kanserden öldüğünü öğrenir. Bunun üzerine kasabadan ayrılmadan önce bir yemek yemek ister. Yolda kasabanın şerifi Will Teasel ile karşılaşır. Şerif Rambo'nun tavırlarından, giyim ve fiziki durumundan dolayı onu serseri sanar, evsiz sanar, pek hoşlanmaz ve aracını alıp kasabanın çıkışına kadar götürür. Rambo da bunu kabul etmeyip geri dönmeye çalışınca tutuklanır. Burada gazilerin yaşadıkları anlatılırken bir yandan da sistemi bir eleştiri yapılır. Kendisine kötü davranan polisler flashbacklere sebep olur ve travmayı tetikler. Bunun ardından da ormana kaçan Rambo peşine takılan polisleri tek tek avlar ama öldürmez. Seni de öldürebilirdim. Kasabada yasa sensin. Burada da benim. Benimle uğraşma. Yoksa sana hayal bile edemeyeceğim bir savaş yaşatırım. İşte ilk Rambo'yu diğer devam filmlerinden ayıran en büyük özelliği buydu. Film Vietnam'da geçmiyor, bir Vietnam filmi değildi. Onun sonucuydu. Rambo, Vietnam'daki gerilla savaşını Amerika'ya taşıdı. Eleştiri de burada yatıyor. Yani yarattıkları canavar Amerikalıların Vietnam'da can almıyordu. Amerika'nın kalbinde. En son Rambo'nun komutanı gelerek kendisini ikna eder ve final konuşmasıyla, final tiradıyla aslında filmin ana eleştirisi yapılır. Artık bitti! Hiçbir şey bitmedi! Hiçbir şey! Bu kadar kolay değil! Benim savaşım değildi. Bunu siz istediniz, ben değil. Kazanmak için her şeyi yaptım. Ama birileri izin vermedi. Gerçek dünyaya döndüğümde alanda o solucanları gördüm. Beni protesto ediyorlar bana. Katil, bebek katili diyorlardı. Beni protesto ediyorlar ha? Kim oluyor onlar? Beni ve orada neler yaşadıklarımı, ne için aykırdıklarını biliyorlar mı? Hepimiz için zor zamanlardı. Böyle bitmesine izin verme. Orada savaş uçağı kullanabiliyordum. Tank sürebiliyordum. Milyon dolarlık ekipmanlardan sorumluydum. Buradaysa beni otoparkta bile çalıştırmıyorlar. Fakat daha da önemlisi Rambo'nun çıkarımını yaptığı nokta. Rambo diyor ki biz savaşıyorduk ama birileri bize engel oldu. Biz kazanıyorduk ama birileri bize engel oldu. İşte videonun ana narratifi de burası. Biz kazanıyorduk ama bize kazandırtmadılar.
Tarihte birçok millet bu naratifi, motifi kullanır travmalardan kurtulmak için. En başta bizim meşhur Almanlar kaybedince biz de kaybettik hikayesi var mesela. Ya da yakın tarihten 70'ler artık. Kıbrıs harekatına baktığınız zaman işte bütün aday olacaktık aslında böyle ama işte politikacılar bize engel oldu falan. Yani realiteden tamamen uzakta. Halbuki biliyorsunuz Kıbrıs harekatı az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. Özellikle lojistik ve komünikasyon konusunda ama buralardan ders çıkarıldı. Ya da bizzat Almanların arkadan bıçaklanma efsanesi gibi. Hani bir efsane vardır ya Türkiye'de. İkinci Dünya özellikle Twitter'da. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanların kazandıklarını sanması. İşte tanklar belirince böyle birden böyle Berlin'e gelince anlamışlar. Aa kaybediyormuşuz falan diye. Kocaman bir palavra tabii bu. Doğudan milyonlarca mülteci gelmiş adım adım geri çekiliyor ordu. Elbette biliyor Almanlar durumu. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda yani Prusya'da buna gerçekten inanıyorlardı. Özellikle Hindenburg gibi efsane bir komutan kaybedemezdi ya. Mümkün değildi. Daha demin kazanıyorduk oğlum. Nasıl oldu diye şok olmuştu Almanlar ve askerlerinde bir açıklamaya, palavraya ihtiyaçları vardı. Kısa sürede buldular. Arkadan bıçaklanma efsanesi. Efsaneye göre Almanya sahada yenilmemiş ancak politikacılar ve işte Yahudiler, gizli komünistler falan düşmanla barışarak Alman milletini sırtından bıçaklamış ve teslim olmaya zorlamıştı. İşte Rambo birinci filmin sonunda da aynı narratifi anlatır aslında. Amerikalılar Vietnam travmasıyla yüzleşmeye başlamazlar. Onu değiştirmeye çalışırlar. İçerideki hainler engel oldu bize. Öyle ya. Reagan politikasının da işine gelir bu. Bakın bizden önceki bürokrasinin saçmalığı bu. Bu şekilde de yeniden Sovyetlere karşı yürütülecek olan savaş için yeni bir temel oluşturulur. Biz kazanıyorduk, birileri bize kazandırtmadı. Reagan yönetimi şöyle diyecekti Vietnam travması için. Amerikan tutumunda bir değişiklik meydana geldi. Vietnam travmasını arkamızda bıraktık. Bu yeni agresif ve özgüvenli tutum filmlere de yansımaya başladı. Bunun en güzel örneği de ikinci film Rambo 2. Bu sefer Rambo Vietnam'da esir tutulan askerleri kurtarmaya gönderilir. Asıl değişimini de bu filmde görürsünüz. O bildiğimiz Rambo burada doğar. Tek başına dev orduları yok eden, Vietnam'ın öcünü alan Rambo. Narratifte Mia, Missing in Action. Mia, Vietnam'da kaybolan veya haber alınamayan askerlere denir. Yani esir alınmış askerlere denir. 80'lerden sonra özellikle 80'lerde aslında bu bir efsaneye dönüşür. İşte esir kamplarında işkence uğrayan yüzlerce binlerce Amerikan askerleri. Onları unuttuk, geride bıraktık falan. Ve bu efsaneyle 80'lerdeki filmlerin ana konusu bu olur. Vietnamlılar ABD askerlerini esir tutuyordur ve kahraman gider onları oradan kurtarır. Birdenbire ABD tarafı haklı taraf olur yani bu ikinci en azından beyaz perdedeki savaşta. Filmin her karesi Reagan ideolojisini yansıtır. Vietnam bir Sovyet uydusudur. İşte Sovyet askerleri falan var filmde sürekli. Vietnam'daki Amerikalı esirlere işkence yapılmaktadır ve tabii ki de kahramanımız onları kurtarmak için ormanların içine tekrardan atar kendini. Ayrıca filmi Ronald Reagan da çok sevmiştir. Haftalık radyo konuşmasında Başkan Reagan filmi yeni izlediğini ve gelecek sefer teröristlere Rambo örneğindeki gibi davranacağını duyurdu. Rambo 2 ile Rambo 1'in arasındaki fark burada aslında. Rambo 1'de mağlubiyet kimin suçu sorusu sorulurken Rambo 2'de bu daha da ileriye taşınıyor ve deniyor ki ne mağlubiyeti kardeşim daha yeni başlıyoruz falan. İşte Reagan döneminin filmleri Vietnam travmasını bu şekilde işler. Alegorik, meta ve göndermeli. 70'li yıllardaki o sert eleştirilerden eser yoktur şimdi. Bu etkiler 1980'lerin başlarından itibaren bir dizi işte sözde kurtarma filminde görülebilir. Bunlara da Rescue Movies diyorlar. İşte esas olarak bu filmlerde cesur savaşçı olan asker yalnız başlarına güçlü bir rakibe karşı onurlu bir amaç için yani bu durumda savaş esirlerini özgürleştirmek için Vietnam'a gidiyorlar. Motif hep aynı. Savaşçımız tek başına ve düşman inanılmaz kalabalık ve insanüstü derecede güçlü. Aşağılanmış bir milleti sinemada temsil eden cesur askerler sayesinde savaş en azından kısmen zaferle bitiyordu. Esir kurtarma filmlerinden biri de Chuck Norris'in oynadığı Missing in Action. İçerikler de hep tersinedir. Vietnamlar sayıca çok üstündür. Teknik olarak silahları vesaire çok daha üstündür. Amerikalı kahraman da yalnız başına gerilla taktiğiyle savaşır ve Vietnamlıları bu üstünlüklerine rağmen yener. Gerçekte olan hikayenin tam tersi yani. Veya Predator filmi. Buna ekleyebilirsiniz. Schwarzenegger ormanın derinliklerinde gerilla taktiğiyle uzaylıya karşı savaşırken biraz yüzeyin altına kazıdığınız zaman bir Vietnam travması görebilirsiniz. Peki mağlubiyet. O nasıl işlenecek? Mağlubiyet de bu filmlere göre politikacıların suçudur. Yani o dönemin politikacılarının. Bunu başardıktan sonra da önümüz artık yeni motifler, yeni paradigmalar için iyice açılır. Rambo 3'te bu sefer Rambo agresif şekilde Afganistan'a gider ve Sovyetlere saldırır. Fark ettiyseniz ikinci film bu kadar radikal olmasına rağmen ikinci film aslında bir intikam mevzusuydu. Hani yine kendince bir narratif vardı. Fakat üçüncü filmle birlikte artık yeni agresif özgüvenli Amerika'yı görebiliyorsunuz Rambo 3'le birlikte. Ronald Reagan başkanlığının sonunda Sovyetleri gerçekten yaralamıştı. Belki de mağlup etmişti veya mağlup olmalarına sebep olmuştu. Fakat en önemlisi popüler kültürde ABD çoktan kazanmıştı. Sir. Do we get the win this time? This time it's up to you.